Ceren Kaplak Arslan'ın boşanmaya birkaç gün kala, Rafet El Roman'ın eşi biliyorsunuz. Boşanmaya birkaç gün kala bir mektup yazdı Rafet'e, iddia edildi. Sabah gazetesinde gündeme geldi o mektup. Halen de Sabah'ın internet sayfasında duruyordu dün gece. Yani Sabah haberinin arkasında. Şimdi bu mektubu az sonra açıklamasını da ekrana getireceğiz. Yazmadığını söylüyor. Sen konuştun mu Ceren'le? Ceren bu haberler çıkmadan önce ben şu anda setteyim ve yayınıza bağlanmak çok isterdim. Fakat setteyim, bağlanamıyorum ve tam anlamıyla hayal ürünü bir mektuptur, asla ben yazmadım dedi. Kesinlikle sana yazmadığını söyledi. Geliyor mu? Senin arkadaşın tabii inanıyorsundur da. Şimdi şöyle bir şey var. Ben konunun ve ayrılığın nedenini bildiğim için tabii ki Ceren'e inanıyorum. Ben nedir her zaman ayrılığın söyledim. Nedeni açıklayabiliyor musun? 6 Ekim'de mahkeme var. Açıklamam çok keyifli olmaz çünkü gözyaşı var. Gözyaşı var ama 7 Ekim'de açıklayacağım. Yani şu mektupta aslında Rafet'in kendini ele verdiğini düşünüyorum. Çünkü ayrılığın nedenini Rafet biliyor. Aslında o mektupta ayrılığın nedeniyle alakalı manevi bir takım cümleler var. Bu yüzden de ben bu mektubu Ceren'in yazmadığını bir düşündüğüm ve bazı şeylerde Rafet'in konuşulmasına ihtiyaç olduğunu bildiğim için Rafet'in yazdığını düşünüyorum. Allah Allah, bu ağır bir suçlama şimdi. Suçlamıyorum. Dedim, düşünüyorum dedim. Ben öyle düşünüyorum. Belki benim gibi Rafet izleyicileri ve sevenleri de düşünüyordur. Çıksın desin ki evet Ceren'in el yazısıdır. Ya da Ceren değil, başka bir sevgilimin el yazısıdır. Ya da benden çocuk yapmak isteyen başka birisinin el yazısıdır desin, ispatlasın. Peki. Öyle ortaya mektup koyarsak o zaman ben sabaha kadar burada mektup yazarım. En güvenilir gazetelerden biri olan Sabah'ında magazin servisine Sinan Özedinciye'ne söylerim. Çünkü çok güvenilirler. Onlar da tabii Rafet Erdoğan'a inanırlar. Ama ben inanmam. Peki el yazısıyla mı yazılmış? Böyle bir mektup var ortada, yoksa mail vesaireyle mi atılmış bir mektup bir var? Bir mail galiba, onu bilmiyorum ama bir yazı ya da bu şey, bunu ispatlaması lazım. İspatlamadığın her şeyin altı boştur. Rafet'in maalesef albümü tutmadı ya da yeni yapılacak albümü ne halde bilmiyorum. Ama biz Rafet hep Ceren'den dolayı konuşuyoruz, ne acı. Bu da buradan şimdi madeni Ceren'den buldu tabii. Dolayı Rafet'i mi konuşuyoruz? Rafet'ten dolayı Ceren'i mi konuşuyoruz? Rafet'ten dolayı ne Ceren'i? Şimdi Rafet daha ünlü bir isim değil mi? Bak öyleydi ama şimdi yok artık. Bak Ceren hep, bak Ceren Çizgeciler'de, yok Ceren Mehmet'e, yok Ceren. Ceren'den de bir yerde nemalanıyor maalesef. Böyle hissediyorum ben. Maalesef başka da Rafet'in yaptığı bir şey yok. Şeyden dolayı olamaz mı? Rafet El Roman'ın eşi olduğu için zaten. Tabii o haberler öyle zaten. Yazılıyor, çiziliyor. Orada olduğu için Mehmet Ali'nin o Mehmet Ali olayları, ki tabii ki yalan, tekrar buradan söyleyelim, öyle bir şey yalanladılar. Mehmet Ali Erbil de açıklama yaptı, kendisi de sonra Balıkçı'dan çıkarken de Mehmet Ali şeyin Rafet El Roman'ın eşi olduğu için bu haberler zaten bu sebepten dolayı yapılmıyor mu? İşte bu haberler bu sebepten yapılınca madeni bulduk, bir de mektup yazalım demez mi insan der? Abi, mektup nereden gelmiş? Bu bir iddia. Sabah benim düşüncem. Tamam, iddia diyelim de yarın öbür gün başka bir şey olursa... Suçlamıyorum, öyle düşünüyorum. Yaptın demiyorum bak, aman. Tamam, şimdi madem böyle... Ceren böyle bir mektup asla yazmamış. Tamam, Ceren'in zaten konuyla alakalı bir açıklaması var. Evet. Fakat bu haber Sabah gazetesinde çıktı. Evet. Ben özellikle gece geç saatlerde Sabah gazetesinin Sinan Özedinci... Türkiye'nin en güvenilir gazetelerinden bir tanesi. Bu eski yorumcularından. Aynen, değil öyle mi Sinan? Sinancım da o magazinin başında, evet. Tamam, Sinan da o gazetenin Günaydın Ekin'in başında, evet, değil mi? Evet. Sinan da haberinin arkasında duruyor kardeşim. Evet, Sinan da duracak tabii. Ama, Rafet güvenilir bir isim. Ben de doğrusunu söylemiyorum ki, düşüncemi söylüyorum. Tamam, hayır, bir şey diyeceğim. O haberde Ceren'in yazdığı iddia ediliyor. Sinan da bu haberin arkasında duruyor. Sinan demiyor ki Rafet göndermiş. Sinan da öyle bir haber yok. Sinan'ın ama yorum yapma yeteneği yok ki. Yorum yapma yeteneği yok yani. Haberi düzeltir o zaman eğer öyle bir şey varsa. Ama daha ispatlanmadı ki, her iki tarafta da ispatla. Ben düşüncemi söylüyorum, yorumumu söylüyorum. Bir köşem olsa köşede yazardım. Yorum yapardım. Ama Sinan'ın öyle bir yetkisi yok şu an. Yorum söylüyorsun gayet güzel, sıkıntı yok. Evet, Ceren'in açıklaması bu yönde ve çok açık, net bilgiler var. Doğru. Ben yazmadım diyor kardeşim. Benimle aynı şeyleri söylüyor. Yani çünkü bana da onu söyledi kızcağız. Yazmadım diyorsa yazmamıştır. Bir şey, anlamadığım bir şey var. Tekzip derken Ceren'in ismi geçiyor mu ki haberde? Sabahın haberinde. Ceren mi yazmış demiş? Yahu. Hayır, kimin yazdığı belli değildi. Tabii ki de Ceren Kaplak Arslan Rafet'e böyle bir mektup yazdı diye manşet. Ben de olsam tekzip getiririm yazmadıysam. Ki yazmamıştır. Yazmaz çünkü ben biliyorum durumları. Mektup nasıl gelmiş? Maille mi gelmiş? Nasıl gelmiş? Sinan'ın bence bu haberi kim yaptıysa muhabir, Sinan'ın ondan zaten direkt bilgiyi alacaktır. Ben Sinan'ı arayacağım. O zaman arayın. Senin eski arkadaşın tabii değil mi? Tabii ki arayacağım. Ben diyeceğim Sinan, hayırdır, tamam, bu haber kimden geldi? O zaman evet, bunu bir öğrenin perde arkasında. Ceren kesinlikle bu evlilikten, bu evliliğin bitmesi yönünde bir muzdaripliği yok. Çünkü Ceren'in kalbi çok kırıldı. Ceren'in yani nasıl söyleyeyim?
hanım ya hanımefendi duygularıyla oynanılmış ve manevi olarak çok zedelenmiş bir evlilik sonrasında bitmesini çok istiyor. Bu mektup Ceren'e ait mektup olamaz. Ceren sana demiyor mu? Sinan Ara bu mektubu kim çıkarmış ortaya atmış diye söylemiyor mu sana? Yok hayır öyle bir yani şey Sinan arkadaşın bana. O yüzden diyorum. Hayır bana öyle bir şey Ceren benim arkadaşım olsa dahi söyleyemez. Ben of. Ne yapacağımı kimseden öğrenemem ama bir ikincisi Ceren böyle bir şey söylemese bile ben Sinan'ı arayıp öğreneceğim gerçekten. Peki.